Kuyum Haber'den herkese merhaba. Antalya Jewelry Show başladı. 3 gün boyunca mücevherin kalbi Antalya'da atacak. Oldukça özel bir organizasyon. Çünkü hemen girişte kendini belli ediyor. Uluslararası bir fuara giriyormuş havası veriyor. Bu önemli organizasyon. Tabii bu önemli organizasyonların mimarı da Espa Fuarcılığın firma sahibi Sayın Faruk Aşık. Onunla değerlendireceğiz Antalya Jewelry Show'u. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de turizmin cenneti Antalya'ya hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Söylediğimiz gibi çok farklı bir hava olmuş bu sefer. Gerçekten böyle bir uluslararası bir fuara giriyormuş gibi, İstanbul Jewelry Show'a giriyormuş gibi hissettik. Çok güzel bir ambiyans yakalamışsınız. Nasıl çalıştınız, nasıl hazırlandınız? Vallahi biliyorsunuz ilk 2023 Eylül ayında Gaziantep fuarımızda Antalya fuarımızı paylaşmıştık. O günden bugüne inanılmaz çalışmalar verdik, inanılmaz emekler harcadık ama gerçekten karşılığını da aldığımızı düşünüyorum daha ilk günden. Muhteşem bir fuara hazırlandık. İnşallah 65 tane burada çok değerli marka var. Birbirinden önemli, kendi ürün grubunda lider, sektör çok öncü isimleri. İnşallah 17-18-19 Mayıs'taki bu fuarımızda bütün sektörümüzü buradan da davet ediyorum. Tabii şimdi söylediğiniz gibi turizmin başkentinde mücevheri de ağırlıyorsunuz. Tabii turizmin başkenti olması da ayrı bir önem kazandırıyor herhalde bu organizasyona. Tabii ki Akdeniz bölgesi, Antalya biliyorsunuz dünyada çok önemli bir platformda ve özellikle Türkiye'miz için de bölgenin en çok altın üretilen ve tüketilen bölgesi yabancılara da hitap ettiğinden dolayı. Yani biz ulusal olarak başladık işin açıkçası organizasyona ama bugün uluslararası ziyaretçinin bile burada olması işin açıkçası bizi de heyecanlandırdı. İnşallah çok keyifle, çok güzel bir fuar geçireceğimize inanıyorum. Tabii Antalya valimiz de açılışta vardı. O da özellikle şunu vurguladı. Büyüyerek devam edecek bu organizasyon dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya tabii biz biraz erken başladık fuarımızın satışlarına ve çok öncesinden fuarımızın satışlarını kapattık ve size de bunun röportajını vermiştik yerimiz kalmadığı ile alakalı. Tabii ki salonumuz 5000 metrekarelik bir salon. İlk kez çok uzun yıllar aradan sonra ilk kez düzenlenen bir organizasyon. İnanıyorum ki bundan sonra çok daha büyüyerek çeşitli bir firma kalitesini de arttırarak güzel yerlerde olacağız diye düşünüyorum. Her kolaylıklar diliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Buradan ben yine Anfaş Expo Center'da düzenlenen 17-18-19 Mayıs'taki fuarımıza bütün sektörümüz davet ediyorum. Bu özel fuarı kesinlikle kaçırmamaları gerektiğini düşünüyorum. Tarih çok güzel. Tam Antalya'nın havası, ticaretin en güzel zamanı. İnşallah pazar akşamı da son röportajımızda gerekli bilgileri tekrar paylaşırız sektörümüzle. Yarın da gala var. O da çok özel hazırlandığınız bir organizasyon. Zaten sizin galalarınız hep dilden dile dolaşıyor. Yarın akşam da çok güzel bir gala bekliyor herhalde değil mi yani? Vallahi fuara ne kadar hazırlandıysak galaya da o kadar hazırlandık. Ünlü mankenlerimizin katılımıyla çok özel bir geceye hazırlandık. İnşallah kazasız belasız yarın akşamı da atlatıp pazar akşamı sizlerle güzel bir röportaj daha yapmayı hedefliyorum. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz. Tekrar ayağınıza sağlık. Herkesi bekliyoruz. Saygılar.